Bugün aile içi cinsel istismar konuşacağız. Nerede bu adalet? 9 kardeşiz, 6 kız da tecavüze uğradı. Neredeydi? Kim tarafından? Öz babam tarafından. Neredeydi bu ülke? Bugün programda ensest konuşacağız beraber. Ya şikayet ediyorum, adam 2 ay boyunca elini kolunu sallaya sallaya gezdi. Benim küçük kardeşim gözlerimin önünde intihar etti. Annemi aşağı inmem gerektiğini söyledi. Orada babam vardı. Bana arkamı dön dediğinde üzerimde önlüğüm vardı. Ve arkamı döndüğümde ilk tecavüzünü orada gerçekleştim. Ve bağırdım. Annemin yanına gittim. Annem bana dedi ki aşağı git. Gelme git aşağıya. Ben küçüklüğümden beri hep şunu düşünüyordum zaten. Benim babam neden ablalarımın arasında yatıyor? Benim annemle neden uyumuyor? Neden? Ve o gün o 11 yaşında o cevabı almış oldum. İhtiyacın olursa da giyim olsun, kuşam olsun yatarsan kuaföre gidecek değil mi? O gün o babayla yatılırdı. Haremi gibi yapmıştı. Mesela ben çocuğum, canım bir gün böyle cipsi istedi mesela. Tamam dedi, yaparsam vereceğim. Ablam babamın altında şunu söylüyor. Baba ne olursun yapma. Babamın kardeşimi orada tecavüz edilişini ben yorgan altında izlemek zorunda bırakıldım. Bir kitap okumuyoruz, bir film izlemiyoruz. Kulaktan dolma bir bilgi almıyoruz. Biz büyümekte olan bir çocuğun istismarla geçmiş öyküsünü dinliyoruz. Çocukların üstünden elinizi çekin. Evdekiler sessiz, mahalledekiler sessiz. Sessiz kalmayın, şikayet edin. Birlik olup bir şey yapmamız gerekiyor. O evlere, o odalara girmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Bu dünyayı değiştireceğiz. Değiştireceğiz. Başka çaremiz yok. Katersek sıraya hoş geldiniz hepiniz. Bugün aslında genel olarak sustuğumuz, düğümlendiğimiz, utançtan kilitlendiğimiz bir konuyu beraber konuşalım istiyorum. Ama konuşmalıyız çünkü utanç ses istiyor. Toplumsal utanç da, bireysel olarak hayatlarımıza yüklenmiş utanç da ses çıkartmayı istiyor. Bugün aile içi cinsel istismar konuşacağız. Bugün programda ensest konuşacağız beraber. Gülcan Gürbüz var karşımda. Gülcan 27 yaşında. Belki görmüşsünüzdür, aylar önce bir sokak röportajında memleket geçim sıkıntısı üzerine konuşulurken bir anda oraya geldi ve aslında hepimize toplumsal olarak görmediklerimizi de göstermiş oldu. Dedi ki ben 11 yaşından 20 yaşıma kadar öz babamın tecavüzüne uğradım. Diğer 5 kız kardeşim de bunu yaşadı. Şikayet ettim, aylarca hiçbir şey yapılmadı. Elini kolunu sallayarak bu kişi gezdi. Ve şimdi artık istemediğim bir hayatın içerisine düştüm evlenip boşandıktan sonra diye Gülcan anlattı. Yıllarca çocuklar bunu yaşarken sessiz kalınmış. Ve Gülcan da yalnız değil maalesef. Birlikte konuşalım istiyorum. Gülcan hoş geldin. Hoş buldum. Daha fazlasını anlatmak istedin. Neden buradasın? Neden geldin? Hep içerimde hep sessiz çığlıklarım vardı. Korkularım vardı. Ve bir öz baba tarafından bunu yaşadığım için de ayrıca utanıyorum yani. Ses olmak istiyorum aslında bir nevi de. Korkanlar varsa ve konuşsunlar, korkmasınlar istiyorum bunun için. Mutlaka utanca da eşlik etmek isterim. Şunu da söylemem gerekir. Bu senin utancın değil. Evet. Bir çocuğun utancı ya da büyümekte olan birinin yaşadığı bu utanç, utanması gerekenler utanmadığı için, cezalandırılması gerekenler cezalandırılmadığı için evet. Biz kendi utancımız zannediyoruz. O yüzden de utançta konuşarak değişecek. Sen de konuşmaya hazır olup gelenlerdensin. Evet. Nasıl bir dönem hayatında şu anda? Ne yapıyorsun? Şu anda bir gece hayatında çalışıyorum. O günkü videomdan da bahsettiğim gibi. Böyle zor bir gün evet. Ama çünkü bu yani yolum başka yolum bulamadım. Hani bir eve çıkacak gücüm yok aslında. Mecburiyetten aslında çalışıyorum gece hayatında da bu şekilde. Ama istemem. Hani istemem yani çalışmak. Gülcan aslında çok yeni başladı bu gece yeni. Hayatı dediğin şey. Evet. Sen daha önce evliydin değil mi? Evet. Çocukların da var bu arada. Evet. Kaç çocuğun var? 2 oğlum var. Allah bağışlasın. O dönemde sen başka işler yaptın yıllarca bildiğim kadarıyla. Yaptım. Evliyken de hep çalıştım. Eşim elimden geldiği kadar destek oldum. Çünkü durumumuz yani kötüydü. Yani ben evlendiğimde bile düğünüm olmadı. Gelinlik giymedim. Yeter ki o karanlık o yuvadan çıkayım da. Hani evleneyim, gideyim çünkü başka çarem yoktu. Ya o eve çalışıp haftalarca, günlerce, aralıksız bir şekilde tecavüze uğrayıp o eve mahkum olacaktım ya da evlenecektim.
bana denilen bu. Ve ben de bir resmi nikahla gitmeyi tercih etmiştim ne yazık ki. Şu anda hayatta sana destek sağlayabilecek ya da iş verebilecek birileri olmadı. Olmadı. Bildiğim kadarıyla yıllarca susmak zorunda kaldığını söylüyorsun. Bugün burada konuşacak olmak nasıl hissettiriyor sana? Çok rahat, çok özgüvenli ve çok rahatım. Yani aslında o yılların çekmiş olduğu acıları aslında böyle bir nebze de böyle hani konuştukça rahatlarsınız ya. Hani böyle evet o mezara gidebilecek çok ağır bir yük bende. Ama konuşmak çok güzel. Yani anlatabilmek olabilir. Hani başıma evet bu kötü bir olay geldi kardeşlerim de dahil. Ama ne mutlu ki bana. Ben güçlü kadınım aslında. Hala ayaklarım üzerinde durabiliyorum. Konuşabiliyorum ve hala hayatta olduğum için yine de şanslıyım. Gülcan, öykünü konuşmadan önce soracağım. O gün o sokakta ne oldu o röportaj sırasında? Sesin bir gür çıktı. Memleket öyle mi kurtulur, böyle mi kurtulur diye insanlar konuşurken bir anda girdin araya. Yıllarca da aslında bu konuda birikmiş, sesini çıkartmamayı öğrenmiş, hatta bu konuda tehdit edilmiş biri olarak. O gün orada ne oldu? Aslında tesadüfen bir geçişimdi o benim. Ve siz ne söylemek istersiniz? İşte kiralara şu kadar zam geldi. Ve o gün de bu olayı anlatmak istedim. İşte 11 yaşından 20 yaşına kadar ben öz babam tarafından tecavüze uğradım. Devlet kapısına da gittim. Şikayetlerimi de ettim. Ama bir ay, bir buçuk ay boyunca bu adam elini kolunu sallaya sallaya yine de gezdi. Ve yine de kardeşlerime tecavüz etti. Devam etti. Yani ben bir yardım kapısına da gittiğimde aslında beklenen cevaplarımı alamadım. Durumumu aksettirdiğim halde duyulmadım. Yani bir şeye yaramıyor ne yazık ki. Mezara gidebilecek kadar ağır bir yük omuzlarımda ve her yatağa yatışımda, o gecenin karanlığında hep aklıma geliyor yani ne yazık ki. Elimizden geleni yapmak için yan yana olalım. Teşekkür ederim. Bu geçmişi unutturmak, yaşananları silmek değil de gerçekten eşlik edebilmek ve belki konuşabilmene eşlik edebilmektir. Ama tekrar da bağıralım tabii ki. Çocukların üstünden elinizi çekin. Çocukların üstünde gölgelerini hissettiğiniz kişilere sessiz kalmayın, sessiz onaylar vermeyin. O korkuyla beraber çocuğun hayatının kararmasına izin vermeyin. Şikayet edin, ceza almasını sağlayın. Eğer kendinizde böyle bir eğilim görüyorsanız, ensest pedofili bildiğimizden çok daha fazla, çocuklara en büyük zararı en yakınları verebiliyorlar maalesef. Eğer böyle bir eğilim görüyorsanız da tedaviye yönelin. Kararttığınız hayatların bir ömür boyunca vicdan yükü çok ağırdır. Ama ondan daha ağır olan belki küçük bir çocuğun büyüdüğünde mezara kadar taşıyacağım bir yük demesidir. Bu istismar 11 yaşında başlıyor. Evet. Ama diğerleri daha küçük. 9, 8. Kardeşlerin de yaşıyor bunu. Hepsi evet. 6 kız, 3 oğlanız biz. Annem de olan 5 kızız biz. Bir de ablamın kız arkadaşı olan kimsesiz ve yurtlarda büyüyen bir kız. O bizim evimize sığındığımızda babam ona da tecavüz edip ve onu hamile bırakıp o çocuğu dünyaya getirmiştir aynı zamanda da. Yani bir cümleyle söylediğin şeyler çok büyük hayat yükü. Bir başa dönmek istiyorum. Erken çocukluğunu biraz hatırlar mısın? Hiç gözümün önünden gitmiyor. Biraz bize de söyle. Belki işte o 4-5 yaşlarındaki 6 yaşındaki çocuk. O zamanlar güzeldi 6 çünkü bir şey bilmiyordum. Biraz anlatır mısın? Sen nasıl bir çocuktun? 1994 doğumluyum. Ankara Mamak'ta dünyaya geliyorum. Yani çocukluğumu yaşadığım şehir Kocaeli Gölcük'tür. 17 Ağustos depremini yaşadıktan sonra 6'lı yaşlarımızda Ankara'ya göç alıyoruz. Hani normal sessiz ama 2 yılı, ben ilkokul 4. sınıfa kadar okudum Gökhan Bey. Çok istedim okumayı ama olmadı. Hani 2 yıl boyunca dayakların etkisini kekeme bir çocuk. Mesela öğretmeni ayağa kaldırdığında aslında soruyu bilen ama konuşamayan, kekeleyen ve o hep içime hırs oluyor. Aslında biliyorum ama korktuğum için ve çok şiddetli dayak yediğim için evde konuşamayan bir çocuktum. 11 yaşına başladım ve okula en geç başlayan çocuklar arasındaydım. Hani boyum uzun, 2,5 iç yol, o da zar zor okula alınıyorum. Ve okul tatili, sömestr mi diyorlar, 2 aylık bir süre ve babam hiç okumamı istemeyen bir babaydı. Evimizde elektrik yok, su yok. Aynı zamanda okula gitmeden önce hani elime 5 kiloluk bidonlar verilir, kapı kapı su istenilirdi.
ve hep dışlanılırdık. Hani dilenciler işte çingenesiniz siz, hani dileniyorsunuz gibi. Okula gitmeden önce eve suyu taşırdım, sürekli taşırdım. Ve o şekilde okula gitmeye çalışırdım. Ve babam uykudayken özellikle parmak uçlarımla hani bir an önce okula gidip ve çok severdim okulumu. Ve evde de elektrik olmadığı için okulda ödevlerimi elimden geldiği kadar yapmaya çalışır. Ve TV açılırdı belli bir saatten sonra öğretmenimiz çizgi film açtığında. Deli gibi izlemek isterken ben orada ödev yapardım. Ve öğretmenim şu sözünü hiç unutmuyorum. Tembel. İşte bak burada ödevini yapıyorsun, dışarı çıkıp oyun oynayacaksın. Neden burada yapıyorsun? Ama halbuki dediğim gibi bir ev düşünün, lambası yanıyor ve o perdeler çekik ya, dışarıdan bakınca çok güzel bir ev aslında. Ama işte iç hayatı bilmedikleri için ve hep böyle aslında baskılarla büyüyen bir çocuk oldum. O tatil sonrasında o gün okulun kapısına gittiğimde nöbetçi olurdu, hep böyle kapılar açılmaz. Annem geldi arkamdan, hemen eve geliyorsun, baban kalktı. Okul mokul yok diyor. O gün eve geldim, küçük kardeşim okuldaydı. Ve evimiz dubleks, elektrik yok, bir şey yok. Ve o dip kat çok korkutucu bir evdi yani. Basık bir evdi. Annem yukarıda ve aşağı inmem gerektiğini söyledi bana. Ve orada babam vardı. Üstünde siyah kadife pantolon. Hiçbir erkekte bu pantolonu gördüğüm zaman yani nefret ediyorum. O günkü olayını yani o kıyafetlerine kadar hatırlıyorum. Bana arkanı dön dediğinde üzerimde önlüğüm de vardı. Ve arkamı döndüğümde ilk tecavüzüm orada gerçekleşti. Ve bağırdım. Annem yanına gittim. Annem çay yapıyordu yukarıda. Ve bana dedi ki aşağı git. Gelme git aşağıya. Çünkü babamdan korkan, yıllarca dayak yiyen ve bu olayı bilen benim annem. Düşünün, bir evde dünyaya geliyorsunuz ve bir babanın, bir annenin elinde bir... Ben babama güvenmeyeceksem, anneme güvenmeyeceksem, yani kime güveneceğim ki? 11 yaşındaki bir kız çocuğu ve bunun normal olduğunu ve bu durumu hiç kimseye söylemeyeceksin. Seni öldürürüm, işte seni keserim. Ve ben küçüklüğümden beri hep şunu düşünüyordum zaten. Benim babam neden ablaların arasında yatıyor? Benim annemle neden uyumuyor? Hani iyi kötü televizyonlarda görüyoruz ebeveynleri. Neden? Ve o gün 11 yaşında o cevabı almış oldum. Daha 11 yaşındayken. Yani çok ağır yük ve o günden sonra okul hayatım bitmiş ve evine hep sürekli su taşıyan bir kız, hala elektrik ve su kesik. Baba evde oturuyor, ablalar fabrikada çalışıyor, baba oturduğu yerden para. Aynı zamanda bir göz odalarda, yani anadan doğma babamın kardeşime orada tecavüz edilişini ben yorgan altında izlemek zorunda bırakıldım. Yani görüyorum, uyumuş numarası yapardım hani gelmesin, çünkü ev halkı çok korkardı ondan. Ve uyumuş numarası yaptığım halde yine de gelirdi. Rahatsız ederdi. Bu durumu ablalarım biliyorlardı. Bir gün ablama dedim ki abla artık dayanamıyorum. Yani özür diliyorum, çok özür diliyorum. Tuvalete gittiğim zaman yani çok özür diliyorum acı içinde. Çok ağladım ve tuvaletlerde çok kendi kendimi tokatladığım günler oldu. Ve ablamdan aldığım kelime şuydu. Bizim alın yazımız. Bizim kaderimiz. Helaliz. Nasıl helaliz? Nasıl kaderimiz? Bu bizim kaderimiz olamaz ki. Yani beyinlerini yıkamış küçük yaştan beri. Mesela çalışırlardı. Kuaföre gidecek değil mi? O gün o babayla yatılırdı. Haremi gibi yapmıştı. Mesela ben çocuğum, canım bir gün böyle cips istedi mesela. Tamam dedi, yaparsam vereceğim. İstemiyorum hani. Şeker istiyorum mesela. Evet, bir kere benimle olursan sana bunu alacağım. Böyle bir insandı, sadist ve kötü bir insandı. Gülcan, soluklanmak ister misin biraz? Yok, iyiyim aslında. Rahatlıyorum aslında söyledikçe de. Bir kitap okumuyoruz, bir film izlemiyoruz. Herhangi bir kulaktan dolma bir bilgi almıyoruz. Biz büyümekte olan bir çocuğun, hatta 6 kız çocuğunun, kardeşlerim ve kardeşimin arkadaşı da diyor Gülcan, istismarla geçmiş öyküsünü dinliyoruz. O kadar kuvvetli bir yerden ben anlatmak istiyorum dedi ki Gülcan. Sen anlattıkça da
dinlemek zor, yumruklar sıkılıyor. Ama diğer taraftan biz ruh sağlığı uzmanları, diğer tarafta hukukçular, diğer tarafta bununla ilgili özellikle istismarı önlemek üzerine oluşmuş STK'lar, dernekler, devlet, polis hep beraber bu evlerin içine girmenin bir yolunu bulmamız gerekiyor. Evdekiler sessiz, mahalledekiler sessiz, sokaktakiler çocuğun bazen halinden, tavrından, oyunundan, okula gidişinden, gidemeyişinden bir şeylerden şüpheleniyorlar ama susuyorlar, duruyorlar. Birlik olup bir şey yapmamız gerekiyor. O evlere, o odalara girmenin yolunu bulmamız gerekiyor. Çocukları kurtarmak için daha fazla ses çıkartıp bilinçlenmemiz gerekiyor. Sadece birinin acısını dinlemiyorsunuz şu anda. Birinin acısını dinlemiyorum şu anda sadece. Buraya gelip ben susan, susturulan çocuklar için konuşmak istiyorum diyen biri var. Ve bugün kurtarabildiğimiz her hayat aslında bir ömür boyunca travmanın yükünden kurtarabileceğimiz bir hayat. Çünkü Gülcan, biraz önceden de sohbet ettik. İstismara uğramak, o istismara, o evin içerisinde sessiz kalınması çok ağır. Durumu tamamen karanlığa bırakan bir yer oluyor. Evet, çaresizliğe de bırakıyor aynı zamanda. Ben sana bir şey soracağım. Yani bir evin içerisinde 6 tane çocuk istismar ediliyor. O mahallede ne oluyor ya? Yani o mahallenin komşusu, muhtarı, ne bileyim işte esnafı, polisi, o mahallede ne oluyor? Yok yani hiçbir şekilde şöyle bir olay vardı. Arkadaşlık ilişkisi olmayacak. Kimse komşuya gidip gelmeyecek. İşten eve, evden işe. Bu disiplin altında yani. Arkadaşlık ilişkimiz zaten yoktu. Komşular zaten gelip gitmezdi pek çok. Bu şekilde baskı vardı. Peki üzmek de istemiyorum seni. Sadece sen de biraz söyledin. Anne, bütün kız çocuklarına bu yapılırken ne yapıyor? Sessiz, hep susan, korkutulan, işte işe geç kalındığında annemin kolunu bıçaklayan bir adam ve evde tedavisi görülmesini gerektiğini arzulayan bir adam. Korkutulup bastırılmış bir kadın ve çok özür diliyorum. Hani dünyaya gözü kapalı derler ya, hani görür ama bir şey yapmaz. Çok da umursamaz gibi öyle bir kadındı aslında, sessiz ve çok kara cahil gibi bir kadındı. Yani ben evlatlarımı elime aldığım zaman o kadar çok duygulanıp ve ağladım ki. Yani senin eline doğuyor. Yani senin kanın, senin canın. Nasıl bu caniliği yaparsın? Dünyadan göçüp gidersin bir gün ama biz her gün yıllarca ölüp ölüp dirildik. 3 kere ip astım kendimi, idam ettim. Ve küçük çocuğum altımdaki taburenin kırılışını, o yürüteçten odaya girişinde göz göze geldim. Yani ben asılıyım ve yerde çocuğum gözlerime bakıp ve böyle titrediğini biliyorum büyük oğlumun. Ve eşim kurtarmıştı ipten beni. Yani eşimle olan, çok özür diliyorum, yatağım bile hani babama hatırlatıyor. Hani istemiyorum, o kadar çok soğuğum ki ve o kadar çok nefret ediyorum ki aslında. Öyle. Bazen düğümleniyor. Evet. Bir tarafım da özellikle istediğin için bütün susan, sessiz kalınan her şeyin yerine söyleyebilelim de istiyorum. Beden değil sadece izler, ruh. En büyük izleri çocukların ruhunda, verecekleri kararlarda, bundan sonraki seçimlerinde. Evet. Hayat içerisinde çaresiz hissettikleri her anda yaşıyor çocuklar bunu. Hayatın bütün sosyal hayatından, partner eş seçimine kadar, hayatın içerisindeki iş hayatındaki tutumdan gideceğimiz tüm yollarda gölgelerini taşıyoruz. İnsan iyileşir mi? Bir başkasının hayatı üzerinden ahkam kesmek kolay değil. Değil. Ama insan utancını, bir dakika bu benim suçum değil diyerek aşarsa iyileşmeye başlayabilir. Evet. İnsan anısını unutur mu? Hayır. Ama insan anısını, bir dakika ben o kız çocuğu değilim. Gücüm var, hayatımda böyle yerlere gideceğim ve bu yaralarımı sarmaya niyetleniyorum diyerek dönüştürebilir bazen. Söylendiği gibi kolay değil. Ama yanında olmak için ne gerekiyorsa ona bakalım beraber. Şimdi sen aslında toplu bir suç duyurusunda bulundun. Evet. Bütün dünyaya. Kendi adına da, kardeşlerin adına da. Evet. Kardeşlerin ne dediler sana sen bunu söylediğinde? Şikayet ettiğimde ve zaten destek veren bir tek ablam vardı, ortanca ablam. Ben dedim şikayetçi oldum. Gerekeni siz de yapın. Neyse onu söyleyin ve korkmayın. Ben sizin yanınızdayım ne olursa olsun. Çünkü en küçük kız kardeşim evlenip
ayrıldığında koca evinden de hani kız değilsin baba evine. Karnında hamile çocuğuyla getirilmişti. Hani konuşun artık ne olursunuz. O evdeyken hani eşlem gelmiş kız kardeşim o haldeyken bile istismara maruz kalıyordu. Ve bana bunu anlatıyordu. Hani artık dedim toparlanın bir kendinize gelin. Aslında daha erken de davranabilirdim ben Gökhan Bey. Çok o kadar ağır ve korku şeyle yaşıyorsunuz ki bir de 7 numarayım ben ailede. 16 yaşına girdiğimde işte en son kendimi banyoda tokatlıyorum. Her ilişkiden sonra banyoda tokatlıyorum ve ezandan sonra uyuyorum. Sabah olduğu zaman kendisi özür diliyorum tecavüzünü gerçekleştirdikten sonra uyurdu. Ve ablalarımı orada görüşüm, babam çırılçıplak onların üstünde ve ses çıkılmayışı, kapıların kilitlenişi ve o banyoda kendimi tokatlayışım. Aslında ağır büyük travma olduğu için bende bir günü tuvalette çok özür diliyorum. Kendi pisliğinle oynayan bir çocuk görüyorlar. O benim 16 yaşında. Beni apar topar akıl hastanesine kapatıyorlar. Çünkü belli bir yerden sonra artık o görünüş, o travmalar gerçekten de kolay değil. Ve gözlerimi açtığımda bir akıl hastanesindeydim. 16 yaşında bir kız çocuğuydum. Yani o haldeyken bile benim ablalarım konuşmadılar. Yani kendi pisliğini oynayan bir çocuk, 16 yaşında bir kız çocuğu. Ve o hastanede 2 gün tutuldum. Ve o gün şu cümleyi kullandım. Baba ben niye buradayım? Hani ağlıyorum. Lütfen beni buradan çıkar. Ne olursun beni buradan kurtar. Medet umuyorum yani ama yarı aklımla. Ve beni oradan imza ile çıkartmıştı. Evde 1,5-2 yıla kadar ağır haplar tedavi gördüm evimin içinde. Yine de buna rağmen ne annem ne ablam hiç kimse ağzını açıp da hiçbir şey konuşmadı. Aslında birazcık da bunun için geç kaldım ben. Çünkü kendime de geç kaldım. Yani bu kötü olay erken yaşta geldi ama gidemiyorsunuz. Evden çıkışınız yok. Hep başınızda duran bir adam. Kendisi olmazsa anneniz yanınızda. Anneniz kapıyı kilitle dediğinde üstüne kilitleyip başınızda gardiyan gibi bekleyen bir anne. Ve bunu bilerek bekleyen bir anne. Bir gün arabasıyla beni, biz çalışarak belli bir yerlere geldikten sonra arabası vardı. Beni mezarlığa, hiç unutmuyorum o günü, mezarlığa gittik bir günü. Ne işim vardı benim burada? Karanlık ve torpidodan kurban bıçağı kadar bir bıçak. Burayı görüyor musun? Evet baba görüyorum. Seni buraya gömeceğim. Seni buraya gömeceğim. Öldürüp seni buraya atacağım. Yani hep bir şantaj, bir tehdit. Büyüdükçe hani gözünüz birazcık daha belki bir şeylere açılabilir. Ama bak korkutuyor. Hani böyle olur, şöyle olur. Okutmamasının nedeni de aslında buydu. Hani okul okumasınlar, gözleri hiç açılmasın. Ankara Osmaniye Köyü denilen bir yerde 6 yıl boyunca kaldık. Orada işte o kilitli odalarda yoğun bir şekilde kaldık. Dediğim gibi elektriğin suyun olmadığı o bodrum katı evlerinde ilk tecavüzümü gerçekleştirdiği dönemde de hep aynı şeyle kaldık. İlerleyemedik yani. Gülcan hem bu kadar çocuk bedenin için kaç yaşında olursan ol gerçi bu kadar ağır bir yükü yaşıyorsun. Hem de diğer taraftan ablalarının kardeşlerin yaşadıklarını da şahitlik etmek durumunda kalıyorsun. Gökhan Bey çok özür dilerim. Yani biz anneden 5 kız kardeşiz. 5 kız kardeş bu olaya tecavüz oluyor. Üvey anneden olan hiçbir şekilde ve onu okutuluyordu. En sonda bile hala okuluna babam dersine özür diliyorum o şerefsiz mi diyeyim. Ya yani o derslerine çalıştırdı. Bir tek o uğramadı. Ama diğer anneden olan, benim annemden olan 5 kız hepimiz bu olaya maruz kaldık. Ne yazık ki. Bu arada 11 yaşında ayakkabı fabrikasına atıldım. Eti senin kemiği benim rolünde. Küçük cılız bir çocuk. Çalıştığın zaten o adamın eline düşüyor. Hiçbir şekilde bir şey olmaz. İhtiyacın olursa da giyim olsun, kuşam olsun yatarsan. Yani ona bir şey verirsen o sana istediğini alıyordu ne olursa olsun. Ve o dönemlerde hiç kuaföre gitmek istemezdim. Hani kuaföre gideceğim evet yapacak beni yine yapacak hiçbir şey istemezdim. Ama uyumuş numarası yaptığım halde yine aynı şekilde olurdu. Bir gün evdeyken o yani üvey annemden olan kız kardeşim ilk adımları balkonda yürütüyorum. Her şeye rağmen işte yine de çocuksun. Gel ablana hani gel ablacığım ilk adımlarını atıyor. Ve hızlı bir şekilde büyük ablamın odasına gitmek istedim. O anı, hani o mutluluğu o da görsün diye. Ve o kapıyı açtığımda yani babam ve ablam, hani babamın altında ablamı görmeye şahit oldum. Bu şekilde.
Senin erkek kardeşlerin var mı? Var. Üç abim var. Onlar nerede bunlar olurken? Biri abim askerde, bir abim emlakçı, bir yengemiz vardı. Yani babadan değil de uzaktan. Onun yanında kalan biri. Biri de öyle lay laylum arkadaşlarında. Bizim evde tabii ki de gece yarısı gelirdi. Kardeşlik bağları, aile bağları kopuk bir aileydik. Yani abilerin aklına gelmiyor, orada değiller. Değiller. Anne korkuyor ve susuyor ve hatta göz yumuyor. Yumuyor. Zaten evin perdeleri, kapıları kapalı ve siz başka biriyle konuşmamanız için tehdit ediliyorsunuz. O evde büyüyen kız çocukları yıllarca istismar ediliyor. Gülcan, bir yer var anlattığın. Ablanın bir kız arkadaşı. Evet. Sanırım zor bir durumda kalıyor ve sokakta kalıyor. Evet. Ve sonrasında babandan bir bebeği oluyor. Yine tecavüz ediliyor. Sen anlatır mısın anlatmak istediğin? Tabii. Yaklaşık yani bir yıl mı diyeyim, o zamanlarda küçüğüm, tam tarihleri bilmiyorum ama en büyük ablamın telefonuna düşen o kadın, o kız çocuğu aslında. Ablama zor durumda olduğunu, zaten yurtlarda büyüdüğünü, kardeşiyle ve geçim sıkıntısı olduğunu, sadece bir haftalığına misafir olarak gelebilir miyim? Aynı zamanda bu aynı fabrikada, meyve fabrikasında ablamla çalışan bir kız çocuğuydu. O zamanlar çıkıp bize geldi. Fakat haftalar geçiyor, aylar geçiyor, kız gitmiyor. Yanında da küçük bir erkek kardeşiyle gelmişti. O zamanlar kardeşi 11 yaşlarındaydı. Hani dedik, neden gönderilmiyor, neden kalıyor abilerim aynı şekilde. Ve bir gün eve meyve geldiğinde hiç unutmuyorum. Çilek de o günkü meyve yedi, kusuyor ve aylar geçtikten sonra karnının şişliği ortaya çıktı ve şöyle adlandırıldı. O da benim eşim Kuma, cici anneniz ve ondan o kız çocuğu dünyaya geldi. En küçük kardeşim ve çok gitmek istediğine şahittim birçok olaylara ve ona böyle diyor. Hani ben gitmek istiyorum, ben Gölcü'ye gideceğim. Ben iyi tetikçiyim biliyor musun? Ben çok pisim, çok tehlikeliyim. Onu da korkutan bir adamdı aslında. Sonra kardeşiyle hiç gitmediler. Bizim evde yaşamaya başladılar. Annem de yani artık geçici bir felçlik geçirmişti. Ve onun çocuğu özellikle okutulmak, ya o okuyacak, ben onu savcı yapacağım, ben onu hakim yapacağım. Ve o kadar çok üzülüyordu ki okusun, çok isterim okusun. Ama neden, ben neden? Hani ona zaten zarar gelmesin. Ve hep o küçükken böyle alnını okşardım. Senin kaderin bize benzemeyecek değil mi? İnşallah senin kaderin bizim gibi olmaz. Hep böyle dualar ederdim o küçükken, severdim onu. Öyle. Sen bir gün kendime de geç kaldım diyorsun gerçi ama bütün evet, ailen adına bir şey yaptın. Yaptım. Ve bir adım attın. Attım. Anlatır mısın sen ne yaptın? Yani dedim ki artık yeter kendi kendime. Neden susuyoruz? Hani evlendikten sonra aslında birazcık daha kendime rahat. Hani birazcık daha açmış bir kadın. Hani yıllarca hep baskı, o yok, ilişki yok, bu yok, şu yok, şu yok, bu yok derken akıl hastanesinden işte o tedavi sürecim geçtikten sonra aslında o sadist kişiye baş kaldırdığım dönemler gelmişti. Yani ok yaydan çıktı gibi bir mevzu. Artık baş kaldırmaya, artık o susan pısan bir kız değil de hep dik duran, hep her bir lafında onu ezmeye çalışan ve kızan öyle bir güçlü bir karakter almaya başlamıştım aslında onu o dönemlerde de. Evlendiğim şahısa şöyle cümle kuruyor o içerideki onlar. O akıl hastası, o deli. Onu söylediklerine inanma. Bazen üretiyor ya da böyle yalanlar söyleyebilir, şunları bunları yapar gibi. O taraftan da hep baskı alıyordum. Sen akıl hastanesinde yatmışsın. Neden bana bunu söylemedin? Ama içerideki yarayı bilmiyorlar. Açıklayacağım. Evliliğimde de bu huzuru yakalayamadım aslında. Telefon açar, neredesin, ne yapıyorsun, evdeyim, yanında kim var? Eşim yoksa işte rahat konuşur. Böyle o kadar çok yoğun yaptıkları gözümün önüne geliyordu ki kardeşlerimi görüşüm, çırılçıplak, kardeşim orada haykırarak, babam onun üstünde ve ben ses çıkaramıyorum. Bana da aynı şekilde oluyor. Ve dedim ki artık yeter ve ben artık bunu söyleyeceğim ve bu son raddeye kadar getiren bir mevzudu ortanca ablamın yaşamış olduğu bir durum ve buna şahit olan annem. Bir gün annem şöyle söyledi. Şerefsiz, yapmadın mı? Bir gün ben tuvalete kalktığımda, gece tuvalete gittiğimde o ablam babamın altında şunu söylüyor. Acıyor baba. Baba ne olursun yapma. Baba gerçekten acıyor.
Ve bu lafı duyan bir anne ve oradan annene ağzına alınmayacak şekilde haykıran ben. Neden? Bir annesin, Ece Öner Hanım'ın dediği bir laf var. Çocuklar uyuduğunda sessiz olunur. Tecavüz edildiğinde değil. Neden? Hani gerekirse o an sen can ver. Orada evlatların ya. Kaç tane yavrun. Yani koru ve kolla. Ki ben gidip diyeceğim artık yeter. Ve benim eşim bir deli olarak bazen dışlıyor beni. İşte sen delisin, sen akıl hastasın. Sen kimle yattın? Benim eşim evlenip ayrılmış bir çocuk babasıydı diyemiyorsun. Sen gidip başkasınınla yattın ve bana geldin. O evlenip ayrılmış bir olsun. Diyemiyorsun ki ben babam tarafından uğradım. Kimseyle bir şey yapmadım ki. Bak ablalarım da aynı şekilde. Ve o gün karakola gittiğimde elini kolunu sallaya sallaya rahat bir şekilde gezdiğinde dedim hala kendisi serbest bir şekilde geziyor. Neden? Hala elini kolunu sallayarak geziyor ve o evdeki kişilere aynı şeyi yapıyor. Neyi bekliyorsunuz acaba daha? Ve bana şu dendi, savcı bey sizi tekrardan ifadeye çağırıyor. Ve gittiğimde çapraz sorgular, sabaha kadar alınan ifadeler, tutulmam, o kararın çıkması bayağı da gene bir süreç almıştı. Ve söyledim, bir tek ben değil, orada bak kardeşlerim orada. Onların da ifadesini alın ve işte bayağı bir süre geçtikten sonra tutuklanmak üzere cezaevine konuldu. O gün de İstanbul'a getirildim. Bir polis eşliğine adli tıp. Diğer kardeşlerim de aynı şekilde geldi ve olay gerek psikologlar eşliğinde gerek doktorlar eşliğinde evet vardır. Gerçekten böyle bir olay vardır. Kanıtı alındığında 100 yıl hapse çarptırıldığı dönem olmuştur. Her bir kızından 25'er yıl. Yani müebbet bir, şu anda yaşı kaç bilmiyorum ama bazı gün geliyor çok özür diliyorum. Hani üzülüyorum ben. Hani ona üzgünüm değil aslında. Bir babam olmayışı. Hani böyle olmasaydı da o hayatı çekmeseydi de ne bana küçücük kardeşlerime kıymasaydı. Bir insan bir gün öldü ama biz her gün, her gün öldük. 100 yıl hapis aldı. Evet. 100 yıl ceza aldı şu anda. Evet. İçeride. İçeride. Annem peki? Annem bir yıl oluyor vefat edeli. Ve bana gitmeden önce annenin son cümleleri bana hakkını helal et. Lütfen bana hakkını helal et. Dişi yani gözümün önünden gitmiyor. Ve o mahkeme geldiği gün anneme dediğim kelime şu, telefonla görüşüyorum bu arada. Lütfen o mahkemeye çıktığında ne varsa hepsini anlat. Ben sana bakacağım. Hani hiçbir çocuğun istemese de seni, çünkü istenmeyen bir anneydi. Ben sana bakacağım ama lütfen o mahkemeye çıktığında konuş. Ve anneme soru soruldu, hani yemin eder misiniz? Böyle bir şey var mı? Size yemin ederim ki böyle bir şey yok. Hala cezaevindeyken bile o şahıs hala inkar eden bir anne vardı. Halbuki bildiğini biliyorum, nasıl olurdu orada yalan yere yemin edebilir bir anne olarak. Ve bir yıl olacak nereden baksanız kalp krizi geçirip hayata gözlerini yumdu. Ve o da evlatların arasında en çok bana düşkündü. Hani yaşayamadım, hani ne anneyi yaşayabildim ne babayı. Ama gerçekten çok seviyordum. Ve benden altın küpe istemişti işe başladığım dönemler, alacağım. Ama alamadım, hani takamadım. O da aslında karanlık, olayların karanlıklar içerisinde kalmış bir kadın. Mutluluk görmemiş ve sadist bir adamın elinde, şeytanlaşmış, deccalleşmiş bir adamın elinde, o da aslında zulüme, sessiz kalmaya zorlanmış bir kadın. Onun açısından ben baktığım zaman, empati mi diyorlar, yaptığım zaman ben ona da çok üzülüyorum. Çünkü olmamalıydı o annenin kaderi de böyle bir adamın elinde, ne de onun çocukları böyle bir adamın elinde olmamalıydı. Dediğim gibi bıçak darbeleri alıyor. İşe geç kaldığı için kolunu bıçaklı ve benim annemin eli böyle arkaya gidemezdi. Kırıktı. Yani kırık ve evde tedavi görülen bir kadın. Ne zaman görsem hep kavga, sabah hep kalktığımda annem, yani o şerefsiz annemi döven. Her gün, iki günde bir, üç günde bir olur mu? Zaten biz de yaşıyoruz bu olayı. Öyle. Bakıyorum, elbette ki çok uzun süreli bir karanlık. Evet. Ama bu karanlığın içerisinden nasıl bir taraftan da kuvvetle anlatıyorsun. Evet. Bu arada ben şunu söyleyeyim, Gülcan her şeyi ve hepsini anlatmak istiyor. Belki diyeceksiniz ki hani dahası da mı var, ne olabilir diye, ama o böyle
O kadar uzun süre ve senelerce sustum ki diyor, ilk sesini, çığlığını şikayet ettiğinde atmış. Evet. Bugün bir çığlık daha atmak istiyor ama belli kolladığımız yerler var seninle de ilgili. Evet. O yüzden de hani hepsini anlatamıyoruz burada ama bu hayatta hem Gülcan'ın hem kardeşlerinin yaşadığı şey o kadar büyük bir karanlık ki. Ama böyle sanki onu devirmek, onu açmak, o karanlığı yırtmak gibi evet. konuşuyorsun. O gün o zaman tanışmıyorduk. O sokak röportajında da sesin evet, öyle çıktı. İyi ki de bugün olmuş. De öyle çıktı. Ve iyi ki de o Okan'dı zannedersem muhabir arkadaşım. İyi ki de o mikrofonu bana uzatmış ve onun da o kadar çok büyük payı var ki yani buraya gelebilmemde ve bana haber verilmesi. Yani o kadar çok mutlu oldum ki iyi ki de konuşmuşum ama. Hep birlikte ruh sağlığı uzmanları da farklı alanlardan insanlar evet. da susma diye bağırıyoruz ama herkes her zaman konuşmaya hazır olmuyor. Olmuyor. Ama bizim amacımız ve bu dünya üzerinde bunu bitirebilmek için isteğimiz çocuk da susmasın, yetişkin de susmasın. Susmasın. Çocuğa da ses çıkartmak öğretilsin. Öğretilsin. Yetişkin de ortalığı ayağa kaldırsın ki bir yerde bir çocuk bu yaşıyorsa bu böyle bitsin. Evet. Ama bazen o korkunun yarattığı baskıyla tabii ki konuşamayanlara da biz Aynen. el vermeliyiz, ses olmalıyız. Evet. Diğer taraftan sen bir korku imparatorluğunu yıkmış gibisin bu tarafta. Evet, çok mutluyum. Sen evlendin Gülcan. İki tane de oğlun oldu. O evlilik bitti bildiğim kadarıyla. Bitti. Ve o evlilikte de aslında bir gölgeyi yaşadığını söylüyorsun. Evet. Babandan kalan bir gölgeyle evet. evli kaldığını söylüyorsun. Diyoruz ya ömür boyunca bitmiyor bazen evet. biz dönüştürmezsek. Peki çocuklarla nasıl aran? Çok iyi ve bana çok düşkünler. Sık sık elimden geldiğince gidip görüyorum. Hani iletişim kuruyorum. Hiçbir şekilde hani babasından da yine Allah razı olsun gösteriyor, konuşturuyor. O da elinden geldiği kadar yani durumu ne yettiyse hani kol kanat geriyor ve bakıyor. Aynı zamanda ben de elime ne geçtiyse diyeyim, ihtiyaçları ne varsa elimden geldiğince karşılamaya çalışıyorum. Kaç yaşlarındalar? Biri 8, biri 7 olacak. Allah bağışlasın. Allah Güzel ömürleri olsun. Olsun. Güzel ömürleri olsun. Şöyle bir yerin altını çizelim beraber. Yıllarca başka işlerde, başka mesleklerde tutunmaya çalıştı Gülcan. Eşiyle birlikte çok çalıştı. Programın başında da biraz bahsetti. Çok desteksiz kaldığı için o gün o röportajda da isyan etti. Çok bir iki aydır gece hayatında çalışıyor şu anda. Evet. Orada olmayı hiç istemiyorsun. Asla. Orada olmuş kadın zaten baktığım zaman düşmüş. Yani düşmüş bir kadın. Yani gerçekten öyle. O kadar çok yani onların da hayat hikayelerini dinlediğimde anlayabiliyorum. Evet zor bir hayat. Ama bazen çaresizlik hani istemesek de ama yapıyoruz. Ama kalbimiz onunla mı? Onu isteyerek mi yapıyor? Asla. Asla istemiyorum. Hani bir evimde böyle rahat rahat oturayım. Çocuklarımı büyütebileyim. Hani onlara bir gelecek katabileyim. Evet, üniversite mezunu değilim. İlkokul 4. sınıfa kadar okudum. Her yerde de iş bulamıyorum. Yani istesem de olmuyor. Kira ödeyebilecek zaten duruma daha gelmiş durumda değilim. Çünkü bakıldığı zaman bir anne, bir ebeveyn yok. Bir destek veren ailem yok. Yani yoklar. Hani bazen işte siyasi propagandaların ortasında, bazen ezber cümlelerde, bazen ne bileyim işte insanların böyle damarlarıyla oynamak isteyen reklam metinlerinde biz birlikteyiz, işte bölüşürsek var olabiliriz ya da dayanışma çok önemlidir deyip duruyoruz ya, eşitiz diyoruz, tok açın halinden anlamalı diyoruz, birçok şeyi söyleyip de söylüyoruz, sloganlaşmış cümleler. Ama gerçekten gösterebildiğimiz yer böyle anlar. Ben çok severim katarsizleyicisini. Evet. Biz çok büyük aileyiz. Kimseden ekstra açık açık bir yardım istememize gerek yok ama bugüne kadarki konuklarımı düşündüğümde o eller bir anda birleşti. Ki zaten Gülcan'ın da kimseden öyle bir para falan istediği yok. Evet. Çalışabileceği bir işten evet. bahsediyoruz. Çocukları için, kendisi için. Bunun altını tekrar çizelim hep beraber istiyorum. Böyle bir hayata gitmek için de belki birileri bizi izliyordur, görüyordur şu anda. Evet. Gülcan sen ne istiyorsun? Yani bundan sonraki hayatında nasıl bir hayat istiyorsun sen? Yani aslında yaşam alanı, yani böyle yaşayabileceğim bir alan, rahatlıkla, özgürlükle, istenmediğim bir hayatın içinde yaşamak da bana bir tecavüzdür aslında. Hani istemiyorum. Hani güzel hayatım olsun, temiz hayatım olsun, çocuklarım yanımda olsun, bakayım. Artık gerçekten, artık karanlıktan çıkmak, o ışığı görmek,
Yani öyle çok istiyorum ki, yani bunu gerçekten tüm kalbimle söyleyebilirim. Aydınlık bir hayat aslında. Karanlık değil, aydınlık artık yeter. Yani bunu diyebiliyorum. Işığı da tanımlar mısın bana? Ne olursa çıktığını hissedersin mesela. Nasıl bir hayatta, evet artık buradayım diyebilirsin. Dediğim gibi rahatladığımda aslında o zor karanlık hayatların içine, mesela gece hayatında çalışmak istemiyorum. Mesela bir evim olsa, hani bir göz odamda olsa ama olsa, işim olsa, helal olsun, ben yine buna razıyım. Ama gerçekten kiraya çıkacak gücüm yok. Hayat şartları o kadar pahalı ki ve teksiniz, tek başına kalmak da gerçekten zor dediğim gibi. Yani bazen çıkış yolları ararsınız ve bir umut beklersiniz ama olmuyor. Bazen hani diyorum ya, elimden gelen bu. Elimden gelen, hani olsa da keşke yapabilsem onu ama olmuyor. Çalışarak da yapmak istiyorsun. Çalışarak da, çocuklarıma bakarak da, hani evimde oturarak da, yani rahat aslında. Kirli bir hayat değil. Yani başımı yastığa koyduğum zaman, oh be ben bunu iyi ki de yapmışım. Ama başımı yastığa koyduğumda, ne yapıyorsun ya Gürcan, kendine gel. Sen bu musun? Sen neden buradasın? Ama biliyorum ki mecburum. Gerçekten mecburum. Yani çıkış yok. Bir mesleğim yani var aslında. Bir makineciyim, bir dikişçiyim. Ama o sadist insandan gelen bir hayat olduğu için, istenmeyen bir hayat, istemiyorum açıkçası. Ve 3 ay, 5 ay çalışıldıktan sonra, hani İşkur bittikten sonra, hadi güle güle denilmek istemiyorum. Gerçekten tutunulacak sağlam, ama böyle sağlam bir dal olmak istiyorum. İstediğin gibi bir hayatın olsun. Biz de o destek sistemini başlatalım İnşallah. İstiyoruz. Çok okumak istemişsin. Ben aşırı, bu programda onu gördüm. Hala içimde var. Sen de evet. O kadar hareketleniyor ki için, duygun, beden dilin. Evet. O dördüncü sınıfa giden o çalışkan öğrenciyi anlatırken de onu görebiliyorum bir taraftan da. Ama gerçekten karşımda hayatla ilgili bunca inişe rağmen azimle bir kadın. Evet, sarılmak da istiyorsun. Rağmen. Evet. Ve hep şöyle derdim küçüklük aklımla. Bir gün beni biri bu evden kurtaracak. Evet, bir gün beni buradan biri alacak. Hani yurttaki çocuklar gibi, bir ebeveyn, aile bekleyenler gibi. Ben hep yıllarca bunu bekledim. Beni bir gün buradan birisi çıkaracak ve alacak ve beni kurtaracak. Hala o çocukluk aşkı var. İnanır mısın? Şu yaşta birinci sınıfa gideceğim deseler, gerçekten giderim. O kadar çok deli gibi istiyorum. Mesela destek verilse bana, dense ki Gürcan okutulacak. Sonuna kadar okumaya razım. Sabahlara kadar, gözlerim yorulana kadar. O kadar çok içimde ukde kaldı ki aslında. Mesela gemilik hayalim vardı. Onu bile yaşayamadım. Hani giymek istemedim. Çünkü öyle bir kız. Kız değildim yani açıkçası. Hep içimde kalan ukdelerim oldu. Gerçekten okumayı da isteyen taraf duruyor. Çok aşırı. Deli hala gibi. Duruyor. Nur Didem Kaya vardır yazar. Dizelerini ben çok seviyorum Didem'in. Bir çocuk düşünmemeli hayatın terazisi hakkında der. Neden ben dememeli? Bir çocuk hayatın izini taşımamalı madalyon yüreğinde, bedeninde. Bir çocuk erken büyümemeli. Çocuk gülmeli, çocuk umuda açmalı kanadını der. Çocuğun tek gayesi sevmek olmalı. Çocuk hayatın ellerine güvenle tutunabilmeli der. Zor bir hayattan gelen çocuklar yazıyor da, okuyor da, anlatıyor da. Ama gerçekten bir çocuğun gayesi aslında en temelde yaşamak olmalı, yaşamayı öğrenmeli. Bugün sen anlattın, belki yan evde sessiz kalınan ya da şüphelenilen ya da belki bir çocuğun beden dilinde bir gariplik sezilen, oynadığı oyunlarda bir mesaj alınan ama tam olarak anlamı bulunmayan, belki bilip başıma bir iş gelmesin diye susulan ensest, pedofili durumlarına dair belki birileri ses olacaktır. İnşallah. Belki birileri biraz daha araştırılmasını isteyecektir. Belki birileri bu anlamda çocuklarını bir oyun terapistine götürüp ne oluyor diye anlamak isteyeceklerdir. Belki gerçekten doğru yardımlar istenecektir, aranacaktır. Anlattıklarını, söylediklerinin en kıymetli yeri de bu bence. Evet. Bir çocuğun utancı olmayan, kendini suçladığı, sessizleştiği bu dünyayı, başkasının utançlarından çocuğun omzuna yüklenen bu dünyayı değiştireceğiz. İnşallah. Değiştireceğiz. Başka çaremiz yok. Ve güzel bir Türkiye, güzel bir gelecek, tüm insanlar için, tüm çocuklar için tertemiz bir sayfa isterim aslında çocuklar adına. Şimdi gelse yanına 6-7 yaşlarındaki Gülcan, gözünün önüne bir getir, otursa ne yaparsın ona, ne dersin? Ya, üzülüyorum aslında. Gerçekten üzülüyorum. Çünkü o Gülcan parklarda oynayamadı.
okul çağlarında hep su çekti, taşıdı, koşamadı, coşamadı. Ve içinde hala kalan, o kadar çok çocukluğunu yaşayamamış, uhdeler kalan bir çocuk oldu ki üzülüyorum. Gerçekten çok içim paramparça oluyor. Çok üzülüyorum. Gülcan, hala o çocukta da gördüğüm ve sende de olan güç, ortak şey ne? Kopmamak. Ne olursa olsun her şeye rağmen ve güçlü, aslında ne olursa olsun kadın gerçekten güçlü. Suçlamıyorsun değil mi artık kendini? Suçlamıyorum. Yani çünkü benim elimde olan bir şey değil. 11 yaşındaki bir çocuğun ne suçu olabilir ki kendini suçlayabilecek pozisyonda, onu düşünüyorum. Ama çok da üzülüyorum. Olmaması gereken bir durumdu. Nasıl kıyılabildi, nasıl el sürülebildi. Bir baba, bir tek ben değilim ki. Böyle baktığım zaman dizili dizili kardeşlerimi görüyorum. Ve onların her birine giden bir baba ve kardeşlerim haykırışları, annemin dayak yiyişi, her şey çok acı. Bir başlangıç umuduyla söyleyeceğim. O acıları üç cümleyle geçiştiremeyiz. Asla. Yoklukları, boşlukları. Ama parçalar dökülmüş çok. Birçok evet, yerden parça parça olmuşsun. Evet. Gerçekten bu arada şaşırtıcı bir kuvvetin var altta bir yerde. Belki o kuvvetle o parçaları toplayıp yeni bir hayat yolu da yapabilirsin. Umarım ve yapacağım inşallah. O kararlılığı görüyorum. O, yani üzüntü belki hakikaten iyileşmeye ihtiyacı var. Evet. Ama suçluluk gittiyse yol alıyoruz demektir. Evet, tam gerçekten bittiği yerden başlıyor aslında hayat. Tam bittiği dediğin yerden bir şeyler elinden tutuyor. Bu hayatta da tutunma tek sebebim iki tane evladımdır. Onlardan aslında güç alıyorum. Güçlü bir anneyim diyorum ben. Sarıl onlara bizim için buluştuğunda. Çocuklar için, en çok çocuklar için yapıyoruz programı. SMA hastası bebeklerimizden de bahsediyoruz her bölümün sonunda. Bu programda birilerine umut olabilme şansımız var. Umut hafif kalıyor. Umut elbet çok kuvvetli ama yaşam hakkı. Çocuklar ancak SMA hastası bebekler kampanyaları tamamlanırsa yaşayabilecekler, tedavi olabilecekler. Hadi bugün Tuğçe Ebrar için bir şeyler yapalım. Tuğçe Ebrar Tazeoğlu, SMA hastası bebeğimiz. Instagram'da da Tuğçe alt çizgi Ebrar'a alt çizgi nefes ol hesabından ulaşabilirsiniz. Maalesef Tuğçe'yi aldığımız bilgiye göre, umarım yanlıştır, akrabaları, babası terk etmiş bu hastalık durumundan sonra. Anneyle beraber hayata tutunmaya çalışıyor bebeğimiz ve nefes olmamız lazım ona. O yüzden Tuğçe Ebrar'ın ailesine, belki bir annesine bir destek, belki bir güzel dilek, belki içten bir dua ya da bütçemiz el verdiği kadarıyla bir maddi destek aklımızda olsun hepimizin. Belki de çok geç kalmadan şimdi yapmalıyız. Gülcan, teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki de sizleri tanıdım. Programınızı da izlediğimizde ne kadar güzel aslında. Böyle konuşmanız, nefesiniz, sizden aldığım güçle. O kadar çok seviyorum ki sizi, iyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Elimizden ne geliyorsa. Teşekkür ederim.